Çiğdemli Kasabası, eski adıyla Sorgun Köyü. Bozkır'ın orta yerinde güzel bir kasaba. Samsun yolu üzerine uzanmış Karşıyaka Mahallesi. Cırcır böceği sesleriyle güzel bir gün daha sona eriyor. Yeni bir gün başlıyor. Kasaba fırınında pişen sıcak, taze ekmekler kahvaltı için hazırlar. Miskin köpek hala uyuyor. Kimileri yeni kahvaltı yaparken, kimileri sabahın erken saatlerinde işe başladılar bile. Harman bitimiyle kasaba kadınları zahmetli bulgur yapımına başladılar. Allah güle güle. Adı bulgur da bulgurun şey şu vaziyeti şu. Nere? Bu yaptığımız yer hani bahçeye. Öğretmenimiş, öğretmenimiş. Öğretmen? Aa, biliyor. Orayı çok yap. Otur hadi. Ya bu sürüye yakın ediyor. He, yakın ediyor. Bulguru kaynattım, kuruttum, savurdum. Oradan getirdim şimdi setene, setenle diyeyim Allah izin verirse. Setende de götüreceğim, geri sereceğim. Bakacağım, geri getirip bulgurunu çektireceğim. Afiyet diye hep beraber yiyek, buyurun gelin. Allah izin verirse. Hayırlı bulgurlar olsun inşallah.
Yaylalar sıra sıra kuruldun sen bir boya. Oh nene boçalil, elden abi boçalil. 1977'de babam kurdu bu seteni. Bir zaman o ölene kadar o çalıştırdı. Ondan sonra da ben devam ettiriyorum. Önce pişiriliyor. Sonra seriliyor, kurutuluyor. Ondan sonra setenlenip kabuğu çıkıyor. Kabuğu çıktıktan sonra savruluyor tekrar. Savrulduktan sonra tekrar kurutuluyor. Kurutulduktan sonra tekrar çekiliyor, bulgur haline geliyor. Onlar bulgur yapımına devam ederken biz de kasaba turuna devam edelim. Son zamanlardaki kuraklık kasabamızda maalesef gözle görülür şekilde. Neredeyse bütün pınarlar kurumuş. Ağustos ayında yetişen meyveler, elma, erik ve üzümler dallarında yenmeyi bekliyor. Kasabamızın eski yapılarından biri olan Milazım'ın konağı, günümüzde maalesef bu halde. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan konak, restore edilmeyi bekliyor. Şurada damlar vardı. Şu damlardan bağırdım, Gazi abi Almanya'ya gittiğinde şuraya pikabı koymuş, pilav çalıyordu. Burada işte çatal kazık, herkes bir yere gidiyor, burayı yıkamıyorlar. Belediye encümen kararı alacak da, encümen kararıyla burayı yıkacak. Bu evler de uçacak işte, bunlar da bir araya gelip de yapamıyorlar. Onun arkasında da şeyim vardı, meterlik derler. Onlar mı vardı? Hacı Osman abi falan orada yaşarlar. Hacı Osman abi de babası falan. Orada yaşarlar. Buralar birleşik düzenli. Şuralar tüm. Buradan damdan çıktı mı ta öbür şeye kadar gidiyorduk. Şimdi neler oldu neler. Burada kimse kalmadı. İş imkanları ve kasabanın batıya doğru göçmesi gibi nedenlerle Hamza abimizin mahallesi yalnızlığa terk edilmiş. Çağlayan Kaya. Halk arasında Çavlan Kaya. İlkbahar mevsiminde su şırıltısı duyulan yer, bu mevsimlerde sessiz bir halde. Birçoğumuzun çocukluk günlerinde güzel günler geçirdiği Çavlankaya'ya
Bir de şimdi tırmanalım. Körören mevkii olarak bilinen bağlara yapılan yazlık bağ evleri. Kasabanın kuzeyinde yer alan İsmail Hacılı Mahallesi. Kuzeybatısında yer alan Durali Dayılı Mahallesi. Ve güneyinde yer alan Burunören Mahallesi. ...2021 yılına ait görüntüler paylaştık. Önümüzdeki yıllarda daha güzel görüntüler paylaşabilmek ümidiyle... ...hoşça kalın.